Ayça, yıldızlarla ilgili olarak Pembe defterine aşağıdaki açıklamaları yazıyor. 1. Yıldızlar ısı ve ışık kaynarı demiş. Evet, bu ifade doğrudur. Canlı değiller fakat canlı gibi doğar, yaşar ve ölürler demiş. Bu ifade doğrudur. Ömürlerinin sonunda bir yıldız ya da kara deliğe dönüşebilirler demiş. Bu ifade de bizim için doğrudur. İçlerinde yüksek sıcaklıkta katı madde var demiş. Bu ifade yanlıştır. Bize de buna göre Ayça'nın defterine yazdığı numaralandırmış bilgilerden hangisi yanlıştır diye bir soru yöneltilmiş. O yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır. İlk çağlarda insanlar gökyüzünde bulunan yıldızları bir aradaymış gibi düşünmüşlerdir. Bunun için yıldızları bir hayvan ya da eşyaya benzeterek 88 takım yıldızını tanımlamışlardır. Bu yıldızlardan en ünlüsü Küçük Ayı takım yıldızıdır. Küçük Ayı takım yıldızının ucundaki yıldız kutup yıldızıdır. Kutup yıldızı dünyanın dönme eksenin doğrultusunda bulunur. Bu nedenle dünyanın neresinden bakılırsa bakılsın her zaman kuzeyi göstermektedir. Fen bilimleri kitabından yukarıdaki metni okuyan özge takım yıldızıyla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine doğru cevap veremez denmiş. Dünyaya en yakın takım yıldızı hangisiymiş? Baktığımız zaman bununla ilgili bir bilgi verilmemiş bize. Bu yanlıştır. İnsanlar takım yıldızını neye benzetmiştir? Hayvanlara benzetmiş veya eşyalara benzetmişlerdir. Takım yıldızlar hangi gök cisimlerinden oluşmaktadır? Bunlar yıldızlardan meydana gelmiştir. O yüzden bu da doğrudur. Eski çağda insanlar takım yıldızlarını hangi amaçla kullanmışlardır? Yıldızları bir arada gördükleri için bunları da nelere benzetmişler? Hayvan veya eşyalara benzetmişlerdir. O yüzden bu ifade doğrudur. Yanlış olan ifade A seçeneğinde yer almaktadır. Hamza Öğretmen Fenleri dersinde yıldız kavramını açıklamadan önce güneşin özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki kartları hazırlıyor. Buna göre güneşle ilgili olarak hazırlanan numaralandırılmış kartlardaki bilgilerin hangileri tüm yıldızlar içinde geçerli denilmiş. Hemen sırasıyla bakalım. Bir demiş ki küreseldir. Evet, yıldızlar da küresel yapıya sahiptir. O yüzden birinci ifade doğru. Rengi turuncu ve sarı demiş. Yanlıştır. Güneş için geçerlidir ama yıldızlar için geçerli değildir. Çekirdek tepkimesiyle ile enerji üretir demiş. Evet, bu ifade de hem güneş hem de yıldızlar için geçerlidir. Katmanlardan oluşur demişler. Yıldızlar ve güneşte katmanlardan meydana geliyor. Isı ve ışık yayma özelliği de hem yıldızlar hem de güneş için geçerli olan bir özelliktir. Bizim çıkarmış olduğumuz cevaplara göre baktığımızda da cevabımız C seçeneği olacaktır. Yukarıdaki görsellerde verilen gök cisimlerinde özelliklerinden hangileri ortaktır? İçerdikleri yıldız sayısı, büyüklükleri oluşturan gök cisimlerinin türü. Şimdi burada yıldız sayılarına baktığım zaman aralarında farklılıklar olabilir. O yüzden birinci ifade ortak değildir. Ve büyüklüklerine baktığımız zaman da bu gök cisimleri olarak tanımlamış olduğumuz takım yıldızları gene kendi arasında farklılık gösterebiliyor. O yüzden bu da yanlıştır. Ama hepsi yıldızlardan meydana gelmiştir. Yani oluşturan gök cisimli türü her ikisi için de ortaktır. O yüzden de cevabımız B seçeneği olacaktır. Uzayda mesafeler çok büyük olduğundan günlük hayattaki birimlerle ifade edilmesi zordur. Bu nedenle bilim insanları ışık yılı kavramını üretmişlerdir. Bir ışık yılı ışığın bir yılda aldığı mesafedir. Örneğin Güneş'ten sonra bize en yakın yıldız Alfa Centauri yaklaşık 40 trilyon kilometre uzaklıktadır. Bu uzaklık yaklaşık 4.37 ışık yılıdır. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A seçeneğine bakalım. Neden ışık yılı kavramına ihtiyaç duyulmuştur? Çünkü günlük hayattaki bazı birimleri ifade etmemiz zor olduğu için. O yüzden bu doğrudur. Işık yılı yaklaşık kaç kilometredir? Yaklaşık olarak 40 trilyon kilometre uzaklıktadır. Bu yaklaşık 4.37 ışık yılına denk gelmektedir. O yüzden bu da doğrudur. Dünyada en yakın yıldız hangisidir? Alfa Centauri'dir. Ama Güneş Dünya'ya ne kadar uzaklıktadır demiş. Bunun cevabı yoktur. O yüzden de cevabımız D seçeneğidir.
astronomiye ait kavramlar çağrıştırdığı anlamdan da çok daha farklı olabilmektedir. Fen bilimleri dersinde öğretmen öğrencilerinden bazı astronomi kavramlarının anlamlarını tahmin etmelerini istiyor. Sude defterinin aşağıdaki kavramları ve bu kavramlara ait tahminlerini yazıyor. Takım yıldız bir arada duran yıldız topludur demiş. Kara delik içinde büyük bir boşluk bulunan büyük bir gök cismi, beyazca beyaz renkli küçük bir yıldız, bulutsu yıldızların etrafındaki bulutlar demiş. Şimdi buna göre Sude'nin astronomi kavramları ile ilgili olarak yaptığı tahminlerden hangisinde bilimsel hata yoktur? Şimdi takım yıldız için yapmış olduğu ifade, yani bir arada duran yıldızlar topluluğu demiş, bu ifade hatalıdır. Daha sonra kara delik içinde büyük bir boşluk bulunan bir gök cismidir denilmiş. Bu da yanlış bir ifadedir. Bulutsu yıldızların etrafındaki bulutlar demiş. Hayır, bulutsu yıldızların oluşumunun önceki evridir. Bu da yanlıştır ama beyaz cüce için yapılmış olan, yani beyaz renkli küçük kütleli yıldız tanımı doğrudur. O yüzden de cevabımız C seçeneği olacaktır.